Bir defa mobbing suçtur ve bu mahkemelik olacak o firma. Yani bu COVID inadı sürecek olursa ne eğitim olur ne piyasa bundan fayda sağlamaz. Millet ve bu devleti yönetenler mahkemelik olurlar. Millet üyesi olduğu kuruluşlarla mahkemelik olur. Aynı şekilde bu şirketlerle boykot süreci başlar. Onun için çok yönlü bir toplumsal barışa yönelik tehdidin ortaya çıkmasından ve bunu kötü niyetliler tarafından istismar edilmesinden endişe ederim. Burada çok ilginç bir nokta, bu COVID'e bağlı aşı dayatması ya da PCR sahtekarlığına yasa zoruyla destek verilmesi hadisesi. Hemen hemen Türkiye'deki bütün siyasi partilerin ortak politikası haline geldi. Bu da uluslararası sistemin Türk siyasi hayatındaki etkisini, fonladıkları siyasi, sivil, medya ayağının ya da sermaye ayağının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bu da toplumdaki öfkeyi haklı olarak giderek büyütüyor tabii. Şu ana kadar bir Anadolu Birlik Partisi'nin bu konuda çok açık ve net bir tavrı var. Yine Yeniden Refah Partisi'nden bu yönde destek mesajları geliyor bizim arkadaşlarımıza. Yani aşı dayatmasına karşı olanlara. Yine Hüdapar'dan ben aşı taraftarı bir açıklama pek duymuyorum. Ama onlar da artık tavırlarını netleştireceklerdir diye düşünüyorum. 100 civarında parti var Türkiye'de. Bunlardan daha başka grupların da önümüzdeki günlerde bu aşı dayatmasına karşı tavırlarını, politikalarını yeniden gözden geçirmelerini bekliyorum. Beni üzen AK Parti'nin bu şekilde bu işe angaje olması gerçekten AK Parti için çok büyük bir siyasi risk oluşturuyor. Yani AK Parti içindeki FETÖ'nün zihniyet ikizi AKP'liler ve onların papatyaları bu işin içinde kaçtıklarını sandıkları şeye doğru koşmaya devam ediyorlar. Bu iş AK Parti için çok ciddi bir gelecek sorunu haline geliyor. AK Parti'den ayrılan Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin bu konuda sessiz kalması, zımmen destekliyor olması da benim için son derece kaygı verici. Yani oradaki yeni oluşuma katılan insanların sessizliği de beni kaygılandırıyor. Yani parti nasılsa tek ses haneli, genel başkanlarının dediklerinden ibaret bir siyasi çerçeve içinde düşünüyorlar. Ben onların da kendi işlerinde, hatta CHP içinde de, İYİ Parti ve MHP içinde de farklı seslerin önümüzdeki günlerde açıkça dillendirileceğini düşünüyorum.